The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Evet, herkese merhaba. Ben Halil İbrahim Mungan. CFT mühendisi olarak görev yapıyorum informatik firmasında. Daha öncesinde savunma sanayi de CFT mühendisliği yapmıştım. Bugünkü webinarımızda ANSYS CFX'ten bahsedeceğiz. Turbo makinalara özelleşmiş bir CFD yazılımı. Şöyle başlayalım derseniz. İlk olarak turbo makinaların, daha doğrusu CFD'nin turbo makinalardaki öneminden bahsedeceğiz. Daha sonra neden CFX'in, CFX'in bu turbo makinalardaki öneminden bahsedeceğiz. Daha sonrasında kabiliyetlerden bahsedeceğiz. CFX'e münhasır kabiliyetler bulunuyor. Son olarak bir demo çalışmasıyla webinarımızı bitireceğiz. Neden CFX kullanılıyor? Biz tasarladığımız, aslında bu her makine, her ürün için geçerli, tasarladığımız her şeyde akışkanı daha iyi kontrol etme arayışımız bulunmakta. Bu her şey için geçerli. Turbo makinalarda da özellikle verimliliğin tamamen akışkan üzerinde olduğu turbo makinalar gibi ürünlerde bu ihtiyacımız daha fazla oluyor. Mesela şu sağ tarafta bir resim görüyorsunuz. Burada bir kanatların olduğu dönen bir cisim var diyelim. Bunun üzerine binen yükler daha sonrasında çıkış tarafında sizin elde edeceğiniz hız profili, sıcaklık profili, basınç profili, bunlar önem kazanabiliyor. Ve bunların aslında bizim istediğimiz şartlara yakın olmasını belirleyen şey de verimlilik diyoruz. Verimlilik CFD analizlerinin en önemli amaçlarından bir tanesi. Tabii sadece bunlarla da sınırlı değil. Bazen turbo makinalar dediğiniz şey, rotor ve stator iki mekanizmanın bir araya gelerek oluşturduğu sistemler de olabiliyor. Bu sistemler arasında tabii böyle ikili mekanizmalar kurduğunuz zaman probleminiz daha karmaşıklaşabiliyor. Yani buradaki rotorun dönüş hızından tutun da aralığa kadar bütün parametreler sizleri bekliyor aslında. Girdapların bir taraftan bir tarafta aktarılması bile verimliliği etkileyen önemli parametrelerden biri. Peki CFX bu ihtiyaçlarımızın neresinde duruyor? İçerisinde bulundurduğu araçlarla işte bu problemleri daha iyi tanımlamamıza, daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde tanımlamamıza yardımcı oluyor. Tabii sadece fiziği tanımlamak adına değil, aynı zamanda nümerik şemalarla da sizin normal şartlarda karşılaşacağınız hataları, nümerik hataları burada kolaylıkla giderebilmeniz mümkün. Hem STEDI hem ANSTEDI olarak akış analizlerinizi yapabiliyorsunuz ve burada da aslında önemli araçlar mevcut. Birazdan onlara da geleceğiz. Ve biliyorsunuz yani kanat profilleri karmaşık profillerdir CFD analizleri için. Burada hem mesh anlamında olsun hem çözme anlamında olsun iyi sonuçlar alıyoruz. Kabiliyetlerden bir tanesine bahsedelim. Bunlardan kanat tasarım optimizasyonu. Normalde biz CFD analizini nasıl yaparız? Bir CAD geometrisini alırız. Daha sonra artık kullandığımız CFD yazılımının varsa eğer bir mesh aracı, orada meshleriz. Daha sonra da çözeriz. Fakat CFX'in yanında var olan araçlardan işte BlatGen ile kavramsal tasarım yaparsınız. Daha sonra TurboGrid ile sadece turbo makinalara özelleşmiş bir mesh aracı diyelim. Orada meshinizi yaparsınız ve daha sonra da çözebilirsiniz. Hem sonuçlar kısmındaki parametreler hem kullanmak istediğiniz araçları size doğrudan sunabiliyor. Tabii bir de aeromekanik kısmı var. Aeromekanik kısmında sadece akışkan üzerinde değil, aynı zamanda kanatlarınıza binen yükün, kanatlarınızın ne kadar aşındığı, işte kavitasyona maruz kalıyorsa bunun fiziksel sonuçlarını kontrol etmenize yarayan bir analiz diyebiliriz. Burada da önemli araçlar mevcut. Mesela demin net bahsetmiştik.
zamana bağlı ve zamandan bağımsız analizleri yapabiliriz. Özellikle burada transient blow, late roll metodu var. Bu ne işimize yarıyor? Normalde biz zamana bağlı bir analiz yapmak istersek, yani günün sonunda bir hareket elde etmek istersek, buradaki bütün pervanenin hepsini tasarlamamız gerekiyor bir hareket elde etmek için. Fakat transient blade roll ile tek bir geçişi tanımlayıp, yani bir rotor, bir statoru ve arasından da tek bir geçişi modelleyip, çözüp ve bu şekilde zamana bağlı bir analiz yapabiliriz. Hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem daha iyi bir incelememiz için daha iyi bir olanak sağlıyor. Bir de türbülans modelleme var. Normalde bildiğiniz gibi klasik türbülans modellerimiz var bizim. K-epsilon metodu, işte K-omega metodu. ANSYS'in yeni çıkardığı bir türbülans modellemesi bulunuyor. İşte GECO modeli. Bu GECO modelinde normalde siz bir çalışma yaptığınız zaman ne yaparsınız? Elde ettiğiniz, daha doğrusu elinizde olan güvendiğiniz deneysel veriler ya da başka yazılımlardan elde ettiğiniz verileri burada doğrulamak için farklı farklı türbülans modellerini denemelisiniz ki doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Fakat GECO modeliyle içerisinde bulundurduğu konfigürasyon olanağı ile diyelim katsayıları düzenleyip bu şekilde istediğiniz sonuca gidebilmeniz mümkün. Tabii bir de özellikle pervane tasarımlarında, deniz altındaki de pervane tasarımlarında kavitasyon bizim için önemli bir handikap diyelim. Burada kavitasyon sonucu oluşan baloncukların modellenmesi önem arz ediyor ve CFX içerisinde yer alan araçlar sayesinde buradaki modellemeyi çok doğru bir şekilde tanımlayabiliriz. Son olarak ne diyeceğiz? Geniş bir modelleme, malzeme modelleme veri tabanına sahip. Sunumumuz aslında CFX için bu kadardı. Şimdi demo sunumumuza geçeceğiz. Birinci, burada iki tane durum çözeceğiz. Vaka çözeceğiz. Birinci durumumuzda şöyle eksenel türbin görüyorsunuz. Belli bir parçası çizilmiş, belli bir bölümde gösterilmiş. Bunlardan stator 36 kanat statora ait, 42 kanat da rotora ait. Rotor 3500 dakikada 3500 devir dönecek ve düzgün bir girişimiz yok. Bir fonksiyon tanımlayacağız giriş ve çıkış profilleri için. Bunları da göstereceğim. Daha sonrasında bu case'i çözdükten sonra bir de soğutma kanalları ekleyeceğiz kanatlara. Bu şekilde sonuçları izleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle dilerseniz ilk başta çalışma klasörümüzdeki dosyalara bakalım. Şöyle iki tane domainimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi stator, bir tanesi rotor. Bunları analiz yazılım içerisinde birleştireceğiz. Bir de şöyle Excel dosyaları görüyorsunuz. Bunlar da bizim giriş ve çıkış koşullarımıza profilleri. Mesela girişimiz için iki tane parametremiz var. Durma basıncı ve durma sıcaklığı. Bunlar R'ye bağlı, yani yarıçapa bağlı olarak değişiyor. Bir de ne var? Çıkış için var. Çıkış için de sadece statik basıncımız var. Yine yarıçapa bağlı olarak. İkinci durumumuz için, yani ikinci case'imiz için de bir profilimiz var. Bu soğutma kanallarının lokasyonu ve koşullarıyla alakalı. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane var. Pressure, surface, suction surface ve hub cooling diye. Bunları da analiz içerisinde göreceğiz birazdan. Buraya kadar sorusu olan varsa chat bölümüne yazabilir. Şimdi ilk olarak ne yapıyorum? Bakın şuradan Working Directory'den çalışma klasörümü belirtiyorum. Şuradan çalışma klasörümü belirttim. Choose dedim. Normalde bizim ne yapmamız gerekiyor? Turbo grid'e basmamız gerekiyor ki ilk başta meşleme işlemini yapalım.
Fakat bizim zaten elimizde olan domainlerde mesh mevcut. Dolayısıyla direkt CFX Play'e tıklıyorum. Şöyle karşıma ekran açıldı. Buradan ne diyorum? New case diyorum ve Turbo Machinery'i şöyle ekranım geldi. İlk başta hızlı bir modelleme yapacağız. Yani buradaki yapacağımız modelleme ile her şey bitmeyecek. Makine tipimiz eksenel türbin demiştik. Ve zamandan bağımsız bir analiz yapacağız. Devam ediyorum. Şimdi buraya rotor ve stator eklememiz gerekir. İlk başta stator'u ekleyelim. Şöyle sağ tıklıyorum. Add Component dedikten sonra Stationary'e tıklıyorum. OK diyorum. Buradan stator için domain'i seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi ekrana da geldim. Bir de rotoru tanımlayacağım. Şöyle sağ tıklıyorum. Add Component dedikten sonra Rotating'e OK diyorum. Benim 3500 devirdi dakikada. Onu seçtim. Bir de rotorun domainini seçiyorum. Open diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Burada yaptığımız sıralama önemli. Çünkü arayüzlerin doğru bir şekilde oluşması için sıralamayı doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Şimdi dediğimiz gibi ne yapacağız? Fizik tanımlaması yapacağız basit bir şekilde. Burada referans basınca 0 ATM olarak girdim ve türbülansı shear stress transform olarak girdim. Şimdi elimdeki çıkış ve giriş verileri nelerdi benim? Toplam basınç, toplam sıcaklık ve çıkışta da statik basıncım vardı. Dolayısıyla ona göre ben buradaki seçeneği seçiyorum. Şöyle bana geldi. 169 bin Pascal olarak girdim. Tabii Pascal olarak gireceğim. Şöyle 306 Kelvin diyorum. Ve çıkışım için de ne diyorum? 110 bin diyorum. Okey. Bu elimdeki değerlere göre. Devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arayüzlerimiz bu şekilde. Sınır değerlerimiz de bu şekilde. Sınırlarımız. Finish diyorum ve artık modellememe başlıyorum. Şimdi ilk olarak biz ne demiştik? Profil tanımlaması yapacağız demiştik. Dolayısıyla ilk başta dosyalarımızı ne yapmamız gerekiyor? Okutmamız gerekiyor. Şöyle Tools bölümünden Initialize Profile Data'ya tıklıyorum. Ve buradan dosya seçimi için Browse'a tıkladım. Ve bakın buradan Inlet'e tıklıyorum. Open diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın iki tane dosyamı okudu. Durma basıncı ve durma sıcaklığı. Buna apply diyorum. Bir de çıkış için profil tanımlaması yapacağım. Yine browse diyorum. Outlet profile'a tıkladım. Open dedim. Burada da gördüğünüz gibi ismi outlet olan bir fonksiyonum var. Ve sadece statik basıncımı içeren bir fonksiyon. Apply diyorum. Şimdi bunu girilen fonksiyonlar nerede görebilir? Şuradan bakın user function'dan görebilirsiniz. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Sadece biz yazılım içerisinde bu iki fonksiyonu tanımladık. Fakat sınırlara bu fonksiyonları daha uygulamadık. Nasıl uygulayacağız? Şöyle inletimiz stator tarafında. Rotor tarafında da çıkış bölümümüz bulunuyor. S1 inlete sağ tıklayıp editliyorum. Şimdi buradan ne yapacağım? Use Profile Data'ya tıkladım ve fonksiyon ismi inlet olana tıklıyorum. Generate Values dedim. Peki nasıl bir profil var? Bunu renklendirmek istiyoruz. Yani görmek istiyoruz pencerede. Şöyle bir yakınlaştıralım. Plot Options'a tıkladım. Aktif hale getiriyorum. Relative Pressure'dayken Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bizim bu şekildeydi. Bakın şöyle R'ye bağlı olarak basınç gradyanlarımı görebiliyorum. Bir de toplam basınca bak, toplam sıcaklığa bakalım. Şöyle toplam sıcaklığa basıyorum. Apply dedim. Bu da bu şekilde. Çıkış için de aynı şekilde tanımlama yapacağız. Şöyle buraya geldim. Yapacak başka bir şeyim yok. Okey diyorum. Aslında bir saniye şurada ne yapacağız? Eksenel olarak hız tanımlaması yapacağımız için vektörü de tanımlamamız gerekiyor. Eksenel komponent 1, 0 ve 0 olarak girelim.
Okey dedim. Bir de outlet için tanımlama yapacağız. Şöyle R1 outlet'e sağ tıklayıp edit diyorum. Buradan stationary'ye rotating olarak değiştirdim ve aynı şekilde use profile data'yı diyorum ve outlet olarak değiştiriyorum. Generate values dedim. Boundary details'ten bakın şuradaki aslında değer statik değeri. Dolayısıyla buradaki options'ı da statik değer olarak değiştirmemiz gerekiyor. Buradan da dilerseniz bakalım profilimize. Şöyle relative pressure aktifken apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi R'ye bağlı olarak basınç gradyanlarımı görebiliyorum. Evet, şimdi aslında bitti. Yani şimdi koşturabiliriz artık. Fakat koşturmadan önce başka bir şey daha göstermek istiyorum size. Yapacağımız bir şey değişiklik değil aslında. Şöyle rotorun domainine sağ tıklayıp edit diyorum. Ve bakın şurada alternate rotation model var. Buradaki şey aslında konvektif terimi modellerken yönetici denklemlerden konvektif terimi modellerken karşımıza çıkan bağlı ve mutlak hız arasındaki farktan dolayı oluşan nümerik hataları en aza indirmemizi sağlıyor. Hani sunum içerisinde demiştik ya, turbo makinalara özelleşmiş nümerik modellerimiz de mevcut. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Nümerik araçlarımız mevcut. Okey diyorum. Ve artık koşturmak için hazırım. Şurada bakın Define Run'a tıkladım. İsmini rotor diyelim. Rotor stator olarak belirtiyorum. Save diyorum. Herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Buradan paralel ya da seri koşturabilirsiniz. Run diyorum. Buradaki case'imiz buraya kadardı. Bir sorunuz varsa chat bölümüne yazabilirsiniz. Şöyle iterasyonları takip ediyorum. 18-19. Yaklaşık bir 50'ye yakın yerde duracağını tahmin ediyorum. Yapacağımız ikinci çalışmada da ne yapacağız? Yeni bir domain okutmayacağız. Sadece belli değişiklikler yapacağız. Oradaki soğutma deliklerini de ne kadar kolay bir şekilde tanımladığımızı göreceksiniz. Okey dedim. Şimdi ne yapıyorum? Buradan sonuçları görmek için safety post'a okey diyorum ve açıyorum. Okey dedim. Evet, ilk olarak şöyle bıçaklar üzerindeki konturları görelim dilerseniz. Insert dedim, kontra tıkladım, okey diyorum. Şöyle ağır bir blade zaten seçili halde. Buradaki basıncı görelim, apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki ışıklandırmayı da kaldıralım dilerseniz. Apply diyorum, şöyle gördüğünüz gibi. Diğer bıçakta da neyi görelim? Sıcaklığı görelim, şöyle insert dedim. Kontrollere tıkladım, okey dedim. S1 için S1 Blade'e tıkladım. Ve buradan da Temperature'a tıklıyorum. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sıcak bir gazı karşılıyordu zaten. Dolayısıyla uç bölümü daha sıcak olacak. Bir de akım çizgilerini görelim. Şöyle akım çizgileri için tıklıyorum. Okey dedim. Start from S1 inlet diyorum. Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki hıza bağlı olarak renklendirilen akım çizgilerini görebiliyorum. Ahmet Bey bir soru sormuşsunuz. Excel'deki datalar deneylerden mi geliyor? Yani bu elde ettiğiniz daha zor şöyle. Deneylerden de elde edebilirsiniz. Ya da hani bu tamamen sizin nasıl elde et. Ben sadece burada şeyi göstermek istedim. Hani düzgün olarak değil de farklı fonksiyonlarla tanımlayabileceğinizi göstermek istedim. Bu şekilde zamana bağlı olarak da tanımlayabilirsiniz bu arada. Ben orada sadece R'ye bağlı olarak tanımlamıştım. Zamana bağlı olarak profilleri de tanımlayabilmeniz mümkün tabii ki.
Şöyle bakıyorum başka soru var mı? Bir soru daha var sanırım. Program kaydı yok gönderilmeyecek şu an için. Başka soru yok sanırım. Şimdi soğutma kanalları ekleyeceğiz. Yani normalde pratikte turbo makina üreten, modelleyen yerlerde sıcaklık çok büyük bir problem. Çünkü sizin kanatların üzerindeki deformasyona yol açan bir problem aslında. Stator üzerinde delikler açacağız. Tabii biz bu delikleri ne yapacağız? CAD ortamında çizmeyeceğiz. Şöyle gösterelim. CFD posttan çıkıyorum. Quit dedim. Aynı şekilde buradan da çıktım. Şimdi buraya geldik. İlk olarak geçmeden önce burada dosyada okuttuğumuz bir değeri sabit bir değer olarak değiştirelim. Şunu 1000 Kelvin olarak değiştirelim. 1000 Kelvin olarak değiştirdim. Bir de ne yapacaktım? Benim bir tane daha profil verilerim vardı. Tools'tan geliyorum. Initialize Profile Data dedim. Browse'a tıklıyorum. Ve bakın buradan Injection Position'a tıkladım. Open dedim. Şuradan gördüğünüz gibi 3 tane fonksiyonum var. Bu 3 fonksiyonun da çeşitli parametreleri var. Injection Temperature var. İşte diametre var. Yani deliğin yani sadece burada fiziksel değerler değil, aynı zamanda geometrik veriler de içeriyor. Bunlar ne işimize yarayacak? Şimdi birazdan göreceksiniz. Okey dedim. Böyle okey dediğim zaman 3 tane fonksiyon geliyor. Bir tane fonksiyon gelmiyor. İlk başta tabii bunları yani şunu göstereyim hatta isterseniz. Oraya daha sonra geçeceğiz ama insert'ten biz bakın injection region'ı biz buradan tanımlayacağız. Buradaki 3 fonksiyonu buraya bağlayacağız ama buraya geçmeden önce tabii burada düzenleme yapmamız gerekiyor. İçerideki değerleri şuradan içerideki değerleri mesela mass flow demiş. Buradaki mass flow'u tanıtmamız gerekiyor. Nasıl tanıtacağız? Parameter liste tıklıyorum ve buradan bakın injection mass flow rate'e tıkladım. Bunu tanımladım. Bir de burada da tanımlamam gerekenler var. Cooling temperature var. Burada parameter liste tıklıyorum ve total temperature olarak değiştireceğim bunu. Bakın total temperature olarak tanımladım. Hole diameter var. Bunun için de aynı şekilde diameter olarak tanımlıyorum. Burada yapmam gerekenler bitti. Apply diyorum. Diğerleri için de aynı şeyi yapalım. Edit dedim. Şöyle diameter tanımlandı zaten. Injection temperature. Total temperature olarak tanımladım. Bir de mass flow var. Bunu ne yapacağım? Injection mass flow rate diyorum. Okey dedim. Son olarak suction kaldı. Bunu tanımladım. Şöyle aşağı iniyorum. Total temperature dedim. Burada mass flow'a son olarak injection mass flow rate olarak tanımladım. Okey dedim. Peki burada görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü şunları aktif hale getirdiğimiz zaman bakın. Burada soğutma kanallarını görebilirsiniz. İki tanesi kanat üzerinde yer alıyor. Bir tanesi de hap üzerinde dediğimiz. Hap dediğimiz şey aslında göbeğe bağlı olan yüzey. Yani normalde bizim şöyle onu da göstereyim. Bizim normalde şöyle profilimiz. Fakat biz sadece burayı modelledik. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyelim. 1000 Kelvin olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı olarak renklendirdi burayı. Aslında kapatabiliriz. Şunu şuraya da kapatmamıza da gerek yok. Kalabilir böyle. Şimdi artık injection yani soğutma kanallarını artık modelleyebiliriz. Nerede yer alıyordu? Bizde şuradan R1'den okey diyorum. Bakın şuradan ne yapacağım? Profil olarak tabii bir saniye ben aslında isim vermedim buradan. Insert diyorum. Injection region dedim. R1'e tıkladım.
Burada ilk olarak hub cooling'i tıklayalım. Hub cooling'i modelleyelim. Hub cooling hall diyorum. Okey dedim. Generate values diyorum. Şöyle bakın. Zaten buradaki kanadım üzerinde delikler olacaktı. Pardon, hub cooling için entire hub cooling, yani şuradaki soğutma kanallarım olacak. Bunu da seçtim. Injection details'e geldim. Buradan circular hall'a tıkladım. Burada hiçbir değer girmeme gerek yok. Zaten dosyadan okuyor gördüğünüz gibi değerleri. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Delikleri, modelleri okey diyorum. Bakın şuraya geldi. Şimdi diğerlerini tanımlayalım. Insert dedim. Injection region V1'e tıkladım. Buradan da hangisini yapalım? Pressure. Pressure. Surface. Cooling holes diyorum. Buradan da seçiyoruz tabi. Pressure surface cooling'i seçtim. Bir de nereyi seçeceğim? Aslında seçili halde zaten. Generate values diyorum. Yine buradan da circular hole olarak seçiyorum. O apply dedim. En son olarak da injection region R1 dedim. Suction surface cooling holes diyorum. Bu da aynı şekilde kanat üzerinde. Şöyle bu arada öncekini de göstereyim. Bakın şuraya modelledi. Şimdikini de buraya üst yukarı modelleyecek. Şuradan suction'ı seçip generate values diyorum. Injection details'ten şuradan circular hole dedim. Apply diyorum. Okey diyorum. Evet, şimdi artık tamamlamamı da yaptım. Koşturabiliriz. Fakat ben şöyle bir şey yapacağım. Önceki çözümümün üstüne ben analizimi gerçekleştirmek istiyorum. Dolayısıyla bakın execution control'e tıkladım. Ve buradan isim veriyorum. Soğutma diyelim. Soğutma. Def diyorum. Okey dedim. Şimdi artık define run'a tıklayabilirim. Ne yapıyorum? Bakın şurada normalde direkt run'a basmam lazım. Fakat initial values'tan okey diyorum. File name'e geldim. Önceki çözümüm. Bakın benim önceki çözümüm result uzantılı dosyayı seçiyorum. Open diyorum. Sonra bakın şuradan geldi. Herhangi bir şey değiştirmiyorum. Start run diyorum. Buraya kadar herhangi bir sorusu, problemi olan var mı? Yani Reşit Beyler sormuşlar. Bir soru sormuşlar. Yani öyle bir durumu bilmiyorum. Şu an siz söylediniz. Rotordan hız çıkınca hız mı artıyormuş? Yani o şöyle olabilir. Şundan dolayı olabilir. Rotordan çıkan hız şundan artıyor olabilir. Normalde ses altı hızlarda daralan bölgelerde hız artar. Hani bundan dolayı artıyor olabilir. Anladım. Yani tabii hız düşünce de normal olarak basınç artıyor. Zaten temel akışkan dinamiğinin temel prensibi gereği. Benim başka bir soru var mı bakıyorum. Basınç, evet. Zaten toplam basınç dediğiniz şey ancak sistemdeki kayıplarla mümkün olabilir. Mesela bir şok vardır önünüzde. O şoktan sonra siz ancak toplam basınçta bir
şey yaşarsınız. Tabii bir dinamik basınç. Yani biz zaten akışkanlar dinamiği diyoruz. Bizim statik basınç, şey, hidrostatik akışla bir şeyimiz yok zaten. Yani biz burada iki tür basınçtan bahsedebiliriz CFD analizlerinde. Bir termodinamik basınç, bir de dinamik basınç. Termodinamik basınç dediğimiz şey zaten sıkıştırılabilir akışla beraber gelen o equation of state olarak bilinen basınç. Benim sorunuza cevap oldu mu? Evet. Buradaki çözümümüz de bitti. Gördüğünüz gibi bakın çözümü aldığı yerden devam etti. Yine aynı şekilde yakınsadı. Buradaki biraz grafiklerden konuşalım dilerseniz. Buradaki değerler residual değerleri yani bir önceki iterasyon arasındaki farkı izlemişiz burada. Sadece şurada efficiency bölümü var. Buradaki residual'lar değil. Şöyle gördüğünüz gibi ilk çalışmamıza ait grafik var burada. Daha sonra değişmiş tabii. %90'a ait, %90'a varan bir verimliliğimiz söz konusu. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle new monitor diyorum. Okey dedim. Şuradan flow'a tıkladığım zaman injection region'lardaki debiyi görelim. Akışkan debisini görelim dilerseniz. PMS injection'a aktif hale getirdim. Bir diğerleri için de debileri göreceğim. Şöyle apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın belli bir iterasyondan zaten sonra oluşturduğumuz için oradan sonrasını alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde de grafikleri çizdirebiliriz. Şimdi artık sonuçları görelim. Okey diyorum. Yine ne yapacağım? Konturları tıkladım. Şöyle soğutma bölgelerini bakın nasıl olduğunu göreceğiz. R1 için bakıyoruz. Temperature dedim. Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Soğutma noktalarının olduğu yerler. Hatta hub'ı da çizelim biz. Bir dakika. Şu locations'tan. Hub'ı da kontrole basılı tutarak okey diyorum. Şöyle apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğutma bölgelerinin olduğu yerleri de soğuk olarak görebiliyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz mesela? Termal dayanımı arttırmış oluyoruz. Evet, webinarımız bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, yok sanırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir anketimiz var. Katılırsanız mutlu oluruz. Şöyle paylaşıyorum chat bölümünden. Şu anketi bizim için doldurursanız gerçekten mutlu oluruz. Reşit Bey sormuş yine pompada leakage'lar oluşur mu? Yani şöyle oluşur. Kavitasyona maruz kalır. Diyelim ki siz bir denizaltı modelliyorsunuz ve deniz altında pervaneleri var. O kavitasyon sonucunda korozyon oluşuyor ve delikler oluşuyor. Hani bundan dolayı verimlilik düşümü tabii ki de söz konusu olabilir. Hani havada da kavitasyon oluşuyor ama tam o konuda bilgim yok. Yani buna yönelik çalışmalar olduğunu biliyorum ama tam olarak hakim değilim havadakine. Ya SEAL'den kastınız ne Emirkan Bey sizin için diyorum. SEAL bölgeleri nasıl ele alınmalı demişsiniz ama SEAL bölgeleri tam olarak ne demek onu bir açıklarsınız.
Yani konunun hakimi değilim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani siz söylediklerimden çıkarın isterseniz. Sızdırma durumları için hani dediğim gibi kavitasyonu önlemeniz gerekiyor. Hani sızdırılan yerler nasıl onarılır şeklinde değil de daha çok kavitasyon oluşmaması için ya da o sızdırmaya neden olacak şeyleri engellersiniz. Hani bu şekilde yaparsınız. Evet, görüntüyü ben kapattım şu an. Şu an çünkü bitti. Mesela bir pervane tasarımı için ne yapabilirsiniz? Bıçak sayısını arttırabilirsiniz ki sürekli yüzeyi azaltabilirsiniz. Çünkü yüzey üzerinde hızlı bir hız hani hızdan dolayı basınç çok çok düşeceği için kaynama noktası da aynı şekilde düşecektir. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde kavitasyon olacaktır. Hani böyle şekilde azaltabilirsiniz. Sızdırmazlık durumu dolaylı olarak bu şekilde engelleyebilirsiniz. Hani başka şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle, ben bilmiyorum. Rica ederim. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.